Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe lisanssız elektrik üretim kapasitesi hızla artmaya devam ediyor. Bu artışta sorumluluk üstlenen şirketlerden Fartaş Mühendislik, kendi adına 621 kWh'lik güneş enerji projesini sisteme bağlamakla kalmıyor. Güneş enerji projeleri geliştirip kurulumuyla birlikte sisteme bağlanmasında da yatırımcılara çözüm ortaklığı sunuyor. Küresel ısınmanın doğurduğu temiz enerji ihtiyacını görerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını 2011 yılında başlatan Fartaş Mühendislik, doğa dostu enerji projelerinin geliştirilmesinden kurulumuna ve sisteme bağlanmasına dek tüm aşamalarda çözüm ortaklığı sunuyor. Fartaş Mühendislik 2007 yılında inşaat sektöründe hizmet vermek üzere kuruldu. Akabinde mühendislik hizmetleriyle çalışmalarımıza yön vermeye başladık. Dolayısıyla inşaat sektöründeki kısmi çalışmalarımızın yanında proje hizmeti sunmaya başladık. Yenilenebilir enerji konusu da Türkiye'de aslında gündemde olan bir konuydu. 2010 yılında lisanssız elektrik üretimine yönelik çalışmalar başladığında biz konuyu yakından takip ediyorduk. Lisanssız güneş projeleri geliştirmemiz noktasında bir start vermiş olduk. 2010 yılından beri de bu alanda çalışıyoruz. Ama bunun yanında inşaat ve mühendislik hizmetlerimiz de devam ediyor. Firma Denizli'de çok sayıda konut projesine imza atması yanı sıra besi çiftlikleri de projelendirip inşa ediyor. Gerek inşaat gerekse enerji konusunda alanında uzman bir ekip sorumluluk üstleniyor. Proje danışmanlığı konusunda Türkiye'de ilkler arasında Doktor Farız Taş'ta bu konuda yurt dışı eğitimi almış durumda. İnşaat sektöründe mimar kardeşimiz yine o ekibin başında. İnşaat kısmında da yine inşaat bölüm müdürümüz Esat Bey, o da kendisi mühendis bu işin başında. Ben enerji grubunu yönetiyorum. Dolayısıyla hem elektrik mühendisliği hem bu işin danışmanlık boyutu bizde oldukça ekip güçlü. Türkiye Güneş Atlası haritasında Denizli sahip olduğu güneş potansiyeliyle dikkat çekiyor. Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin Türkiye Güneş Atlası mevcut idi ve bununla ilgili güneş radyasyon değeri ve güneşlenme gün sayısı, güneşlenme süreleri dikkate alınarak bölgemizin bu anlamda çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, özellikle Acıpayam bölgemizde, Tavas bölgemizde ki bu koridor Korkut Eli'ne kadar gider, yani Antalya'ya kadar, bu bölgede yoğunlaşan bir başvuru süreci vardı. Biz o dönemler başvurduk. Yani 2011-12 yılında Acıpayam bölgesinde yaklaşık 200 dekar alan üzerinde 7,5 megawatt enerji projesi geliştirdik. Projelendirilen 7,5 megawattlık santral için 2013'te harekete geçiliyor. Firma 621 kilowattlık projeyi kendi adına hayata geçiriyor ve 3 ay içinde inşaat tamamlanıyor. Yatırım maliyeti 30 milyon TL gibi bir bedelle geçen sene Mayıs ayında devreye alınmış oldu 6.75 megawattı. Geri kalan 621 kilowattlık küçük bir üniteyi kendi imkanlarımızla hayata geçirmeyi hedefledik. Şu an geçici kabule hazır hale gelmiş 621 kilowattlık bir ünitemiz var. Biz bu üniteyi aslında bu işi yapabiliyoruz anlamında kendimize bir referans oluşturalım. Mühendislik hizmetinin yanında EPC hizmeti, yani inşaat sürecinde de yer alalım ve müşterilerimize buyurun burada yapılmış bir ünitemiz var, bunu kendilerine referans olarak sunmak üzere yaptık. Bir megawata kadar projeler lisanssız kategoride ele alınıyor. İlgi var, ancak devlet desteği olsa yatırımlar daha büyük bir hızla artar diyor Abdullah Taş'tan. Arazi bulmakta zorlandıklarını söylüyor, mevcut durumu ve beklentilerini şöyle dile getiriyor. Lisanslı projelerle ilgili devlet bir ihale sistemi geliştirdi. Lisanssızlarla ilgili çok hızlı bir süreç gelişti. Şu an 300 megawatt kabul edilmiş proje. Yani kabulü yapılmış ve devreye alınmış, enerji üretiyor. Devletin burada alım garantisi var. Yani ürettiğiniz enerjiyi alma garantisi veriyor. Lisanssız projeler için
10 yıl süreyle bunu satın alacağını taahhüt ediyor. Bunu bir teşvik olarak algılamak mümkün değil. Çünkü yatırımcı projeyi yaparken desteğe ihtiyacı var. Yani ben bu projeyi hayata geçirene kadar devletten herhangi bir destek alamıyorsam satarken zaten herkes enerjiye ihtiyacı var, herkes enerjiyi alır. Dolayısıyla ya kendi tüketimimizde ya da tüketimi olan bir müşterimize bunu her halükarda satarız. TKDK'nın yani kırsal kalkınmanın bir desteği açıklandı. Lisanssız projelerde 500 bin euroluk proje maliyeti üzerinden %65 bir destek yapılacağı açıklandı. Umuyorum ki bu devam eder ve bu küçük işletmeler bir şekilde hayata geçer ve Türkiye'nin bu kadar enerji ihtiyacı varken bir açığı da kapatmış oluruz. Mevcut trafo kapasitelerindeki darlık şirketi önce Denizli'nin komşu illerinde ardından Türkiye genelinde proje geliştirmeye sevk ediyor. Sıkıntılardan bir tanesi trafo merkezlerindeki kapasitelerle sınırlı. Dolayısıyla bu kapasiteler dolduğu için ilgi duyduğunuz alan ya da bölgede proje geliştiremiyorsunuz. Yelpazeyi genişlettik. İşte çevre illerden başladık önce. Aydın, işte Muğla'da. Sonra biz Burdur'da proje geliştirmeye başladık derken Yozgat'a gittik. Oradan Erzurum'a. Şu an Van'da projelerimiz var. Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'de başvurularımız var. Henüz çağrı mektuplarını almadık. Böyle olunca da aslında Türkiye'nin neredeyse her tarafından haberdarız. Van neredeyse Türkiye'nin en fazla güneşlenen bir bölgesi. Hem nemin az olması, yani burada güneşlenme radyasyon değerleri de çok yüksek. 6,5 megawatt proje onayı aldık. Umuyoruz en yakın zamanda da orada da projelerimizi hayata geçirmeye çalışacağız. Taştan tüm iş sürecinde yatırımcılara çözüm ortaklığı yaptıklarının altını çiziyor. Yatırımcıya bütün o yol süresince hem teknik destek verelim, danışmanlığını üstlenelim ve yapım aşamasında da yer alalım ki bizim ekibimiz de bu anlamda çok güçlü. Gerekli ekipman ve personel sayımız da yeterli. Bizim geliştirmiş olduğumuz projelere yatırımcılara devreye alınıncaya kadarki süreçte yanında olmak istiyoruz. Yer seçiminde en önemli nokta tarım arazilerinin kullanılmaması. Yenilenebilir enerji aynı zamanda çevreci enerji olmak zorunda. Bir taraftan çevreyi tahrip ederken bir taraftan proje geliştiriyorum demek çok doğru bir şey değil. Biz diyoruz ki tarım arazileri korunsun, korunması gereken diğer endemik bitki türlerinin mutlaka korunması gerekiyor. Verim alamadığımız arazilerde çok tahribata neden olmadan güneş projesi geliştirilebilir. Yenilenebilir enerji sektöründe sürecin hem akademik hem de mühendislik ve danışmanlık boyutunda hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taştan sözlerini noktalarken yatırımcılara sesleniyor. Güneş enerjisi aslında ilk yatırım maliyeti dışında çok yatırımı olmayan yani işletme maliyetinin çok düşük olduğu bir yatırım alanı. Proje kendisini ödüyor. Yani geri dönüşü 6,5-7 yıl içerisinde oluyor. Banka kredileri de bu konuda diğer yatırım kredilerine göre daha avantajlı. Getirisi ise şu, yani enerjiyi dolar kurundan satıyorsunuz. Yani zarar etme şansı yok. Enerji ihtiyacı her gün biraz daha artıyor. 10 yıl devlet alım garantisi var. Sonrası için de biz umuyoruz ki devlet buna bir çözüm bulacak. Bulmazsa dahi tüketime verebiliyorsunuz. Yani ya kendi tüketiminiz ya da başka bulabileceğiniz serbest tüketicilere bunu verebilirsiniz. O anlamda biz çok doğru bir yatırım aracı olarak görüyoruz.